Şaylan da geldi. Ana! Nereye gitti bu çocuklar? Sıkıldı gitti herhalde. Aman neyse. Benim gibi koca karıyla oturacak değil ya. Genç oğlan gidecek tabii. Gidecek, gelecek. Genç o. Ben de kendi kendime, kendi çayımı içeceğim. Oh. Oh. Şükür. Tabii lettik. Hayır. Oğlum. Hay Allah. Ben çok özür dilerim ya. Yok oğlum. Olmadı, bir şey olmadı. Ayancan ne yapıyorsun öyle arkadan arkadan? Ben sadece bunları verecektim. Yandın mı sen? Yok, bir şey olmadı lan. Hoş. Bana gelseydi de olmazdı. Artık aşağılarım çalışmıyor ha. Çok güzel. O zaman şöyle yapalım. Malı buradan alalım. Köy çok güzel. Çok güzel. İnsanları da güzel. Hatta kızları daha da güzel. Öyle, öyle. Çok güzeldi. Kocadık, mocadık emme. Biz de gençliğimizde çok güzeldik. Sen hala güzelsin. Bu köyün güzel kraliçesi. Deme lan, sahi mi? Sahi tabii ya. Sağ ol lan. Güzel oğlum. Günaydın'la. Günaydın. Günaydın. Biz beklemedik, başlayıverdik abi. İyi etmişsiniz. Bu kadar kahvaltı akşama kadar anca biter zaten. Sen yerine şey yap. Otur yeğenim, otur sen, olur mu? Döne, bana bir çay koy bakayım. Tamam. Dur kız, dur, koma. Bak bakayım bana. He. İyi, iyi, iyi. İyi değil mi? İyi. Karavandakiler ne yaptı duru? Karavandakiler? Ha, iyilerdir ya. Fikri abi nasıl, kardeşin nasıl? Yani iyidir onlar da herhalde. Dezen nasıl? Dezen, dezen iyidir inşallah. İyidir, o da iyidir. Abine eşeğin sütünden verdi, baksana o sever belki eşeğin sütünü. Ben çayımı içen, eşeğin sütünü sonra şey ederiz. Kızlar, niye uyandırmadınız beni? Of, çok uyumuşum. Vallahi ben kıyamadım abla. Biz senin neden bu saate kadar uyuduğunu bilip duruz. Nedenmiş? Depresyona giriverdin de ondan. Depresyon uyku yapar. Ne depresyonuymuş bu? Perit depresyonu. Galiba biz yabancı mıyız? Seni tanımıyoruz mu? Sen bal gibi de bu çocuğa aşık oluverdin. He, ondan giydin işte depresyona. Kızlar, benden dalga geçeceğinize açın aynada önce kendi budunuzla dalga geçiverin. Şuradan da tabure alıver kendine. Yok ya, ben böyle iyiyim. Kraliçemin şöyle huzurunda oturayım yerde. Sen bilin. Ya Nuriye'nin ne? Ben sana bir şey soracağım. Şimdi bu köyden bir kıza aşık olduğun zaman o kızı alıp gidemiyor musun gerçekten? Gidemiyorum. Allah Allah. Bunun hiçbir yolu yok mu ya? Hiçbir yolu yok. Yani şimdi şöyle damat güzel bir hediye verse, pahalı bir hediye bak. Ne? Sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Yok ya, ne rüşveti, ben köyün yararı için diyorum yani.
böyle ne bileyim çeşme falan olur. Çocuklar için basket sahası falan. Bunun gibi şeyler. Yok. Hiçbir yolu yok. Nasıl olmaz ya? Bunun elbet bir yolu vardır nine. Hiçbir yolu yok diyorum sana. Bizim köyün kızları izin almadan köyden Marmaris'e bile gider. Bilin mi? Hiç mi izin çıkmaz? Hiç çıkmaz. Ancak kocuya kaçarsa olabilir. Var mı kaçan peki? Var bir tane. Kim o? Benim kızım. Vay nine. Ya. Geldi, geldi. Beni buldu işte. Aman neyse. Dertlendirme beni. Ne diyeceksin? O senin abin nerede bakayım? Kopta gelmiyor. Niye kopup da gelip beni ziyaret etmiyor? Ha? O benim elime doğruydu lan. Hem de ne şartlarda. Bir anda düzgünün kızı ilk gün öbür yanımdan kopta gelip kızı bir anda doğruydu ya. Hadi ya gerçekten mi? İlk günle abim aynı anda doğdu yani. Nihayet son günde uyanabildi. Günaydın. Vallahi çok geç yatıverdim ben de. Hafa kız, dün gece ne oldu biliyor musun? Hı. Ferit geliverdi. Hem de sonra babam da gelince Ferit kaçıverdi. Babam da beni pencerede yakalayıverdi. Korkmayın, korkmayın. Bir şey olmadı. Hiçbir şey caktırmadım. Uyur gezer numarası yapıverdim. Peki babam Ferit'i gördü mü? Yok, görmedi. Son dakika kaçıverdi herhalde Ferit. Ha. Peki babam nerede şimdi? Ha, gayfede. Kız baba, bir telefon edip versene sen şu Ferit'e. Sor bakalım neye gelmiş gece gece? Telefonu yok ki bende. Ay inanamıyorum seni abla. Hala almadın mı çocuğun telefonunu? Ben olsam Mindy'ye değil telefonunu almak. Çocukla çıktıydım bile. Ay ne alacağım telefonunu ondan? Artık İstanbul'a geri dönüverdim. Çekmiyor da. Olmaz bana lazım. Ha enişte 5 dakika versen ölür müsün ya? Benim 5 dakika işim var. Sen 5 dakika bekleyiver. Kaçıyor mu kopta gel ya. Tövbe yarabbim. Hareket edive. Olur mu? Yoksa bütün tutuluverirsin. Ya Muhtar abla senin ağzın ne söylüyor? Bu çocuk bu halde nasıl yürüsün ya? Nasıl mı yürüsün? Lan yavaş yavaş küçük küçük adımlarla yürüyüversin. Emine abla sen kadınlar meclisini toplayabilir misin acaba? Hani kadınlar meclisi görevini yapsın. Sen niye beni sokaklarda yürümeye teşvik ediyorsun? Ya meclisi topla meclis görevini yapsın. Reşat yargılansın mı? Dur lo, yargıya hemen müdahale etme. Etik değildir oğlum. Ya daha bakın. Havayla etekli metekli siyasetçi ağzıyla konuşmayın da. Şişt. Sen sus bakayım. Bana bakın. Siz bu işin doğrusunu, eğrisini bir deyiverin bana. Ya aslında Reşat'ın çok bir suçu yoktur yani. O müsebbiptir. Ağda sen müsebbiptir oradan şimdi beni. Ya kardeşlik ayıp ya. Hiç yakışmadı ya. Şişt. Laf kalabalığı yapmayın lan. Buralı. Sen bana macırı Reşat dövüverdi demedin mi? Bu da müsebbiptir diyor. Hanginize inanıvereceğimi bilemedim ya ben.
Beni kırdın indi muhtar abi. Senin karşında ben duruyorum ya. Bana inanacaksın tabii. Hem ne fark eder? Reşat olmasa Macir bu hale geliverecek miydi kıza? Yok vallahi gelmeyecekti. Al bu ya. Aga iyi Buralı'ya bak bak. Aga avukatsın yemin ederim. Reşat yargılansın. Buralı da benim avukatım olsun. O işler öyle kolay değil. Şimdi siz Reşat'a gidiverin. Soru verin bir, konuşuverin. Eğer suçunu kabul etmezse gelin bana deyin. Ben de o zaman meclisi toplayıverim. Öbür türlü o işler öyle kolay değil. Hadi bakayım. Hareket ediverin tamam mı? Sonra yine bakarız. Hareket etmeyi unutma tamam mı? Şşş, sana değiyor. Kovaydın mı açıkta? Hadi bakayım hoş kalın. Hadi iyi günler. Selametler. Ne edeceğiz lan Hindi? Ne edeceğiz oğlum? Gideceğiz, konuşacağız, demokratik bir şekilde çözeceğiz. Bu kadar. Depsi meselesi de var. Reşat arabayı da verecekti. Kardeş bence Depsi meselesinden girelim. Depsi'yi duyar duymaz Reşat yumuşar diyorum ben. Ya arkadaş bu ne Depsi'ymiş ya? Hadi gidiverin hadi. Hem Macir'in de ayaklığı açılıversin biraz. Hadi. Evet abi yani doğru söylüyorsun. La haydi durduğumuz kadar gidelim abi yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Yaprağımdan olacağım la evla ya. Hadi. Tamam. Haydi. Haydi. Bana ne yaptı be öyle? Bakacağız, bakacağız, bakacağız. Hadi atla ver bakayım. Oh. Biz 28 tane fotoğraf çekti, hala yetmedi. Allah'ım çekmiyor ya. Fotoğraflarını çekiyordu. Yakaladım. Evet. Ah. Allah! Hakikat mucize ha! Edilen bal yaban. Bizim buraların balı pek meşhurdur. Tamam sağ ol. Ne demek? Teyze, bal sever mi? Teyze mi? Seviyorsa ne bileyim yanına biraz senin bal verem, kaymak verem, götürüver yesin. Ya gerek yok bak teyzem benim öyle şey sevmez öyle balla, kaymakla falan işi olmaz onun. Ne sever? Tavuk keser, organik yumurta var. Arkadaşım yemez bir şey ya tavuklu mavuklu organikli falan gerek yok ya. Arkadaş bu kadın illa bir şey yiyor be. Neyi seviyorsa söyle de onu gönderiver lan. Sever. Lan mı? La uşaklar, la bizim İstanbul'u ne yapayla oradan? Gidelim balkonun altından gizlice dinleyelim. Bakalım ne işi varmış. Gel bakayım. Şimdi beni az çok tanıyıverdin. Buralarda hürmet ederler bana. Sana diyorum ki, teyzenle benim aramı yap. Ne dilersen dilelen benden. Yeter lan! Terbiyesiz adam! Ya bir dakika arkadaş, niye sinirlenip durun? Adamı delirttin lan artık teyzen, teyzen, teyzen! Ne oluyor? Bir dakika, bir dakika. Teyzen, teyzen! Al teyzen! Ulan düşüyor ulan! Ulan! Kaçıncı kat kız burası? Bir. Reşat ağam el mi? Böyle. Ne oluyor? El bu sana. Bırakın lan. La vura la. Abi o kaçtı ya lan. Dur lan. Dur ya. Beni koparsın da kelebe inşallah. Ben belliğimle kopacağım. Al şunu tamam ya. Gel. Durun lan adamı ne yaptın durun. Ne yaptın adamın üstünde? Lan sen ölmedin mi lan? Yok lan, ölmedim. Annem! Gel kız buraya. Ay yok ya! Sen ölmedin mi aşağıda? Ne oldu sana ya?
Öldürmeyen Allah öldürmüyor. E demek ki görecek günlerimiz varmış hep birlikte. Ne birliktesi ya yine? Sen, ben, teyzen. Lan! Teyze de varsın ya! Oğlum vallahi bak seni öldüreceğim. Teyzem de sağır öyle teyze. Köpeği al. Ne var lan teyzem dediğimde ne oldu lan? Lan köpeği al. Vallahi öldürürüm seni. Ne öldüreceksin lan? Vallahi öldürürüm artık burayı. Ağzını sıkma onu. Lan arkadaş. Adam adam. Ya arkadaş bir şey demedim ben ona. Reşat aga tamam sus Allah aşkına ya. Aga kavga etmedin ya. Ay sen ne fena ne cani ruhlu bir insansın ya. Bence senin adın yanlış olmuş. Senin adın Erol değil Error olmalıymış. Çünkü sürekli error veriyorsun. İnsan ormanda koskoca bir ayıyla karşılaşsa bile böyle vuramaz ya. Ben vururum. Ay error. Lan bana bak. Nedir benim senden çektiğim be? Her geldiğimde beynimi odunla vuruyorsun. Sen de kızlağın bölgesine taarruz edip durun bey baba. Burla beni emanet. Hem beyim bana dedi ki bir daha denk getirirsen bir daha vur dedi. Ay. Dua et. Beynini südünü akıtmadı. Yabani. Of. Ay. Buz koyuverdim. Fikri amca iyi geldi. Çek şimdi çek. Çek. Çek ya çek. Ben koyayım enişteye çek. Bana da mı? Al istemiyormuş. Elmas. Efendim enişte. Şu Feride arada. Heh. Gelsin kurtarsın bizi bunların elinden. Yürü. Ya enişte hadi. Benim telefonum çekmiyor. Senin telefonun nerede? Ay ne bileyim ben ya. Bu beynime vurdun da elimden fırladı gitti bir taraflara. Şey. Telefon numarası ezberinizdeyse buyurun buradan arayın. Sağ ol. Biz şimdi buluruz senin telefonu Fikri amca. He, Burla'dadır. Ha yok kapalı. Çekmiyor, çekmiyor. Bu köydeki bu çekim gücü beni benden aldı. Ferit abi nerede ki? Bilmiyorum nerelerde. Buralardaydı ama bilemiyorum yani şu anda. Elmas. Efendim enişte. Yürü. Emine'ye gidelim de şu kürek kemiğime bir baksın. Yoksa bunlar beni öldürecek. Tamam enişte. Hadi. Ay size yazıklar olsun. Hem eniştemin evinde kalıyorsunuz hem de adamın sırtında, sırtında böyle odun kırıyorsunuz. Nankörler. Hop hop hop. Aşk olsun. O kadar misafir ediverdik seni. Ne öyle nankör diyorsun hindi? Elmas. Teyzeciğim. Teyze mi? Teyze senin anandır güzelim. Yok, onun teyzesi bizim anamız. Bizim anamız da onun teyzesi. Ay sizinle uğraşamayacağım. Ne biçim bir ailesiniz? Siz kimin teyzesi, kimin anası? Enişte gidebilir miyiz lütfen? Hadi gidelim. Saçma bir aile. Buyur Fikri amca telefonu. Sağ ol. Ay, çekil. Erör. Çekilir misin ya? Bırak eniştemi. Aa. Yabani. Baba kız, duydun mu? Ferit hiçbir yerlere gitmemiş. Zaten babasıyla teyzesi de burada. İyi de peki bu Ferit nerede? Telefonu da kapalı. Siz hiç merak etmeyin. Nasıl da telefon numarası artık burada. Nasıl da alıverdim teyzesinden telefon numarasını. Ruhu bile duymadı. Kız sen ne cin çıktın öyle ha? Şimdi Ferit abi telefonu çeker çekmez beni arayacak. Hı. Buyurun bu numaradan beni aramışsınız diye. Hadi hadi. Leyley, lümü lümü ley. Hadi yer bu ya. Babam bu ne sinirdir ya. Adama bak. Sımpara makinesi gibi ya. Zangır zangır titriyor. Ya aga rahat ol biraz be. Bak hareketlere bak kırak, ya. Kırak giriyor, kırak ayağına. Ya yapma onu. Bak stres yapıyorsun, zayıflayacaksın. Saçın dökülecek, rahat ol. Ya buna biz dukuk şurubu falan mı içsek lan? Arkadaş dukuk şurubu olmaz dediğim. Benim dukuk şurubuyla ilgili başka planlarım var dediğim. Yeğenim. Nasıl alıverdin? Sakın alıverdin mi? Ben seni çok takdir ettim. Ben teyzene çok güzel sahip çıkıp dururum. Sen yanındayken kimseler yanına yaklaşamamıştır. Hani ben de şimdi öyle koyup geçecek, hani yarı yolda bırakacak bir adam değilim. Ciddiyim, aramızı yap derken ciddi ciddi dedim. Abi, abi dur abi, abi o. Dur lan. Oğlum ya, onu bırakın ya, ben bırakın ya. Arkadaş ben ne dedim ona ya? Dur bile olmayacak. Oğlum sen oraya bırak. Oraya nereye götürelim? Hadi bakayım, hadi. Dur. Teşbiha lan, git o teşbiha. Aga, kavganın sırası. Hadi oğlum götürün. Hadi, hadi bakayım. Seni öldüreceğim oğlum. Seni öldüreceğim oğlum. Hadi. Allah Allah. Olup dur be. Tövbe. Ulan izdivaç programlarında böyle kavga çıkıyor be. Kara tay.
oluverdim. Onu da abim delirdi. Aşkımı delirdi. Gözlerimi seyirtti. Çok acıklı konuşuverdin kız ama. Hadi. Hadi be. Hadi. Hadi. Heh. Burada çekiyor. Oh be sonunda. Abi. Neredesin lan? Yoldayız abi. Yoldayız mı? Kimle yoldasın? Ya şimdi ben otobüslerde yer bulamayınca Bengüsü ile beraber gelmeye karar verdik. Ne? Bengüsü de mi yanında? Evet abi, birlikte geliyoruz. Hani onda araç var ya. O da işte anca hazırlandı falan filan. Oğlum Bengüsü'nün burada işi ne? Abim çok selam söylüyor. Çok sevinmiş senin de gelmeni. Sen de selam söyle. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Bak ne yap ne et Bengüsü'yü buraya getirme. Gitmişler de bir şey değişti. Kurtul ondan, kurtul. Tamam abi. Ne tamam? Ya, o iş bende, tamam. Abim öpüyorum diyor. Bak Cüneyt, o Bengüsü buraya gelirse seni bir öperim, o zaman görürsün. Sağ ol abiciğim, ben de seni çok öpüyorum. Hadi görüşürüz. Cüneyt, bak beni iyi dinle. Kızı yok et, kurtul ondan. Bak bütün işimi bozarsın diyorum ya. Tamam abiciğim, hadi görüşürüz, bay bay. Cüneyt! Lan Cüneyt! Haş senin lan Cüneyt. Su! Ay yok istemem. Olur mu ya, içmen lazım. Hem bak buraları İstanbul'a benzemez, sıcaktır. İnsanda su kaybı çok fazla olunca deride kırışma yapar. Ay doğru söylüyorsun, ver. Dur açayım. Aha, mesaj geldi. Ferit abi telefonu açıvermiş. Biri aramış ama kim? Neyse kimse kim ya. İlk gün çok boşladım. Ona gitmem lazım. Efendim? Alo, Ferit abi ben Songün. Songün mü? He, Songün. Dur Hindi sana abamı veriyor. Alo Ferit. Gitmedin mi? Ya yok, babam akşam serinde yola çıkalım dedi. O yüzden daha gitmedik. Bak ne diyeceğim sana. Seninle acil buluşmamız lazım. Neye buluşacakmışız? Seninle konuşmam gereken şeyler var. Nuriye neyle konuştun? Onunla konuştuklarımı sana mutlaka anlatmam lazım. Çok acil. Tamam tamam. Nerede peki? Tabii ki Aşık Çağla yanında. Hadi çok acil buluşalım. Tamam tamam. Hemen gelip durun. Hadi görüşürüz. Ay ben nasıl çıkacağım Hindi? Erol ne olacak? Ya o iş bende. Sen yan odaya saklanı ve Erol yanından da geçince çıkıverirsin. Oldu. Buyurun Nazgül, bir şey mi isteyiverdin? Erol ya, mutfakta koca bir örümcek var. Ben çok korkuyorum ondan. Bir alıversene onu oradan. Tamam tamam, korkma. Alırız. Gel. Nerede? Nerede? Şuradaydı ya. Şurada. Bak, bak. Yo. Kaçıverdi herhalde. Erol. Sen onu ara bul olur mu? Vallahi sonra gece bizim odaya gelir de üzerimizde gezerse her yanımız kabarıverir vallahi. Her yerimin kabarmasını istemezsin herhalde. Yok yok, istemeyin hiç. Ben şimdi ne kadar örümcek varsa hepsini bulurum. Emme öldürmem. Örümcek öldürmek günah olur çünkü. Sağ ol lan.
Sen de sağ ol. Hemen buluyorum. Ya yavrum evladım benim neydi adı ninenin? Nuriye. Nuriye nineyle ne işim var? Götürmeyin beni oraya falan ya. Ben gideyim şu Reşat'ın ağzını vurdurur. Yayayım oraya gideyim ya. Bana hep bana. Olmaz öyle şey. Bu köyde durduk yere adam dövmek yok. He ya. Hem öyle birinin bir şeyine zarar gelmeden burada kimse kimseyi dövemez öyle şey. Yasak ya. İsot adam elmasa iskele kuruyor ya. Beni denizlecek, beni çıldırtacak ya. Beni katil edecek İsot. La sen niye bağırıyorsun? La senin teyzenle alakalı bir sıkıntı varsa buna gideceğiz, kadınlar meclisine sunacağız. Etme da ya. Aga, vallahi çok geriliyorsunuz be. Bu kadınlar meclisinin başkanı kim sorabilir miyim acaba? Nuriye ne? Bak ben de şikayetçiyim bu Kamil'den. Aga gideceğiz, söyleyeceğiz. Ya bu kadınlar yargılasın Reşat'ı. Biz ne uğraşıyoruz cebine? Etme ha. Sinirsel attı vücut ya. Hadi abicim hadi. Ben Reşat'a dönüyorum, arabayı verecekti. Kahvede buluşuruz gari. Bir şey olursa bize şey yap. Dikkatli ol, bunu alırsın. Tamam lan, hadi selamet. Hadi. Katil edecek. Hadi ya, hadi ya, tamam. Yazık, bana da yazık. Bu yaşta katil mi olur ya? Ya dur lan. Kafa atma ya. Ramazan yaklaşıp duru. Şu namazgah işini ne zaman yapıvereceğiz? Oraları ne zaman düzenleyivereceğiz? Dava ya. Nasıl dava ya? Şaban bitti veriyor. Ramazan'a ne kaldı ki şurada? Bay İmam haklı. Ben bir iki işçi gönderiveren de... Bir el aslında namazgaha. Hay Allah razı olsun. Bir de kısa İsmail'e söyleyiverem. Şu yukarıki çeşmenin oradan bu namazgahın oraya bir hat çekivesi. Malum insanlar abdest alırken zorluk çekiveriyorlar. Doğru. İnsanlar Ramazan günü çeşme uzak kalıyor. Haklı. Sevaptır. Suyu yakına çekelim. İyi düşünüverdiniz. Of. Abo. Fikri abi ne oluverdi gene sana? Ha bunun adamı var ya, bunun adamı. Bunun adamı değil, Bay Erol. Aa işte o, Bay Erol'una başlatacağım şimdi ha. Ya bana bak, ben ne zaman gitsem bu adam benim sırtıma odunla vuruyor ya. Gene aynı yere, gene aynı kola. Kol gitti ya, şuraya bak ya. Ama meraklanma, ben hindi düzeltiverin onu. Yani Düzgün Bey, siz böyle ne kadar tatlı, ne kadar kibar biriyseniz... ...çalışanınızı bir o kadar hırpani. Bana bak. Sen bizim köyün adamına nasıl öyle hırpani diyorsun? Aa, hırpani işte. Hem de en hırpanisinden. İlmaz Hanım, ben Bay Erol adına sizden özür dileyivereyim ama... ...Bay Erol vurduysa boşa vurmamıştır. Bir bildiği vardır elbet. Muhakkak Bay Fikri bir haltıymıştır. Kendi evimin fotoğraflarını çekiyordum internete koymak için be. İşte gördünüz mü bakın? Yemiş işte. Orası benim özelim, çekemezsin. Şimdi bak, Bay İmam da burada. Onun da yorumunu alalım. Sen ne diyorsun Bay İmam? Hindi sen özelim dersin, ben namahremim derim. Elin Amerikalısa da buralar benim toprağım der. Bana sorarsan girmeden önce sahibinden mutlaka icazet almak lazım. İşte buyurun. Ya bir dakika ya, bir dakika. Fikri abinin nerede olduğuna göre denişir. Sonuçta ev onun evi. Sokaktan çekiverdiyse bana göre sorun yok. Bana göre sorun yok. Hindi bana bir soru soruldu mu? Soruldu. Ben bir cevap verdim mi? Verdim. Sen niye benim lafımın üstüne laf söyleyip durun ya? Ya fazla haklı lan. Okumuş. Ev benim, istediğimi çekerim. Nereden senin evin oluyor arkadaş? O evde ben ne zamandır oturup duruyorum? Bana mı sordun otururken? Bu bana sordum otururken. Aha! Ha. Oh, düzeliverdi. Tamam bakalım, iyi mi? Lan bana bak. Ben o malları internete koyup satayım da bak. Oturmak nasıl olurmuş göreceksin sen o zaman. Sağ ol Emine, sağ ol. Hadi sağ bakalım Önder. Vallahi Bay Fikri, sen o evi internete bir koy da... ...bakalım satabiliyor mu, satamıyor mu? O gün göreceğiz onu. Hem sen bana bir deyiver bakalım. Ne zaman dönüyorsun sen İstanbul'a? Köyün meraklısı değilim. İşim bitince gideceğim. Ay dönmüş. Kim dönmüş? Koptekar dönmüş enişte. Tövbe de. Dün gece bana mesaj atmış. Ben döndüm, seni sonra ararım, görüşürüz diye. Ay İstanbul'a dönmüş. Emin misiniz Elmas Hanım? Ay evet. Bakın mesajı burada. Üh ya. Ulan hanım da nasıl kaynayı verdi çocuğa ya. Enişte. He? Benim hemen gitmem lazım. Yeğenimi orada bir başına bırakamam ben. Dur şurada. Şey etmen, ben sizi koyun geliverin şeye, Marmaris'e. Buradan şey kalkmıyor da Marmaris'e vasıta. Ay olur, çok sevinirim Düzgün Bey. Hiçbir yere gidemezsin. Niye?
Düzgün Hindi, benim seninle işim var. O kendi gidiversin. Ben olur mu? Misafirimiz bırakıp gelemeden. Olmaz diyor. İşim var seninle. Muhtar Emine Hanım, siz acaba niye sürekli bana karşı böyle bir eksi durumdasınız? Abo, ben sana niye eksi oluvereceğim? Hem dur sen, ben senin işini hallediveceğim Hindi. Depoyu ağzına kadar dolduracağınız. Olur Reşat abi. Depsiyi de en güzelinden alacaksınız ha. Olur Reşat abi. Arabayı dikkatli kullanın. Böyle bak, koptu gel var ya. Onun da alın arıza. Ya dışlamayın oğlanı. Hatta ne bileyim, alın onu Marmaris'e götürün. Sinirleri gevşeyiversin. Olur Reşat abi. Tamam. Anlaşıverdik gari. Tamam, oh. Tamam hadi, hadi, hadi. Buyur Muhtar abi. Ha, lan Reşat. Bu elmas seni sorup duruyor. Yapayım. He, nerede bu Reşat Bey? Geliversin de beni bir Marmaris'e götürüversin diyor. Hakikat mi deyip durun? He, hakikat. Kapa kapa, kapa kapa. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Lan, lan, lan. İn lan, in. Bırak lan arabayı. İn, in, in arabadan. İn bakayım, in. Ne oluyor ya? Ne çekin? Hani vermiştin arabayı? Yavaş, yavaş. Reşat abi. Ey Allah. Hoş geldin. Biraz tutayım. Ya olmaz. Tutma. Tamam. Yani belki de bir daha sonsuza kadar tutmamak üzere bırakacağım ellerini zaten. Çok güzelsin biliyor musun? Gözlerin o kadar güzel ki. Kaçırma onları benden. Benden kaçıyorsun, bari gözlerini kaçırma. Ya bırak lan. Yani elimi tutuyorum. Böyle gelip burnumun dibine giriyor. Aşık var gibi. Gibi mi? Gibisi fazla. Aşık. En azından ben öyleyim. Bence sen de bana aşıksın. Bence sen hayal kurup durun. Niye geldin o zaman buraya? Ben Nuriye neneyle konuşmuşsun ya. Onu anlatacağım dedim. Tamam tamam, anlatacağım. Ama burası çok ayak altı. Burada konuşmaya başlarsak mutlaka biri gelir. Gelelim, gidelim. Tersliktir, gidiyor zaten. Ne biçim bir terslikmiş bu, de bakayım. Derdini demeyen derman bulmaz. Ya neneciğim, benim İstanbul'da işler biraz sığıntılı. Benim minibüs var. Benim minibüs satıyorlarmış, böyle biraz moralim bozuk. Bana bak, sen İstanbul'u bırak. Bak, cennet gibi bir yer burası. Gel burada yaşa. Hem sen İstanbul'la adasın diye ben de çok üzülüyorum. Niye ya? Benim yüzümden oğlum. Ben olmasaydım sen İstanbul'a yaşamayacaktın. Köyden gitmeyecektin. Nene, o ne demek? Lütfen ağzını bahla çıkar. Ne demek o ya? Boş ver lan. Bilsen ne olacak? Ben ne diyorum sana? Sen gel burada yaşa. Hem sen bekar adamsın.
bu köyden istediğin kızı alır. Hem de beni bu yükümden kurtarıveren. Vallahi mi ya? Her Allah. Allah. Bak, dört tane Düzgün de, iki tane Reşet de, bir tane Alaaddin de, bir tane Osman da, bir tane de Hüsnü de, gelinlik çağında kız var. Sen istediğini seç, ben onu alıveren sana. Hem de bu yükten kurtuluveren. Şey mi, bir tane mi seçebiliyoruz? Hadi. Ya senin derdin verdin benim derdim nenem ya. Senin derdini falan düşün. Sen benim canımsın yani. Ama şu benim şu Reşat olayını hallet bak. Bu İsmail'ler dedi sen yargılıyormuşsun. Şu işi hallet ya. Ben yargılayayım. Ben bu İsmail'lerin gelip beni kayfaya götürmesi gerek. Bak şimdi oldu mu şimdi bu? Oldu mu şimdi bu yani? Ben burada neciyim ya? Onların dördü bir ben etmez ya. Ben seni götürürüm kayfaya. Sırtımda taşın nenem benim. Olur mu lan öyle şey? Olur hadi. Şurada merdivenlerin orada bin. Lan sayın mı lan? Nene gelsen ya. Dayan ben, bana gel bakayım. Ben ağır gelirim lan. Ya ne ağır geleceksin sen ya? Ben kıyamam sana. Avuç kadarsın gel avuç kıyamam kadarsın. Kıyamam sana. Ay ayağım attı ya. Avuç kadarsın yüklen bakayım ha. Lan. Gel at kendini. Hop. Ya nene at. Allah Allah. Nene at kendini ya. Adamıyorum lan. Anam. Ah. Ah. Aman vallahi. Ulan keşke çağırsaydık İsmail'leri. Nuriye'nin ne dedi ki? Köyden giden kızlar varmış. Kaçmışlar. Yani sen de kaçabilirsin. Ya şu kaçma meselesini unut gari. Ya daha önce de dedim seni. Kaçma, kaçmak yok. Ama zamanla değişir bazı şeyler. Tamam, kabul. Yani bu hayatta değişmeyen tek şey zaman olabilir. Ama bir de ben. Ferit, ben bu konuda asla değişmem. Aşık olsan da mı? Bilmem. Sence olabilecek mi? Gözlerini kapalı bir rüya gör. Rüyadan uyanınca da aşık mısın, değil misin anla. Çünkü sen aşık olunmak için yaratılmışsın. Hadi kapa gözlerini. Tamam. Emre sen de kapayacaksın. Tamam. Söz. Söz. Hadi. Rüyadan uyan diye yapıverdim. Uyandım merak etme sen. Telefon. Telefon hepsi gitti ya. Oo, yenisini alırsın. Çok acımasızsın. İnan bunu hiç unutmayacağım. Sen daha beni öpecek kadar olmadın Ferit Efendi. Adamı böyle yaparlar işte. Tamam. Sen haklısın. Sen kazandın. Hadi gel tut da çıkar beni gel. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Sadece yanımda istedim seni. O kadar. Ferit. Ferit. Çok zamancık. Sus. Ne olur. Ne oldu lan? Biri mi geliyorum? Ya bir romantik olmayı becer ya. Ne yapıyorsun? Neydim? Şşş deyip durun. Ben de biri geliyor sandım. Bilerek yapıyorsun değil mi? Neyi? Romantik olmamayı, bana kapılmamayı. Sen de istiyorsun ama kendimi kaptırırım diye korkuyorsun değil mi? Ben balık gibi suyun içindeyim. Şu romantikliğin sırası mı indi? Gün. Çok acayipsin. Başka hiçbir şeye benzemiyorsun. Ferit. Yeter artık. Çıkıyor mu çıkmıyor mu?
Çıkacağım. Ne yapacağım ben seninle? Ne yaparsan yap.